açılır Gonca gül yar, seni sevse bülbül yar. Açılır Gonca gül yar, seni sevse bülbül yar. Seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yar? Seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yar? Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Hey hey, gelişin ceylan gibi, boylusun fidan gibi. Gelişin ceylan gibi, boylusun fidan gibi. Küçücüktün büyüdün, dillere destan gibi. Küçücüktün büyüdün, dillere destan gibi. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Saçına tel örmüşler, seni kırdan görmüşler. Saçına tel örmüşler, yedi gün düşürmüşler. Bana layık görmüşler, yedi gün düşürmüşler. Bana layık görmüşler. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Efendim TRT Müzik ekranından, Nevbahar'dan hepinize merhaba. Ben Burcu Göktürk. Ben Gül Yazıcı. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün de her hafta olduğu gibi çok güzel bir konumuz var. Hanımların güzelliğinden dem vuran güftelerden oluşan şarkılar, değil mi Ozan'cığım? Güzellik deyince tabii estetikle beraber direkt kadın geldiği için algı olarak akla. O yüzden güftekarlarımızın kadınlara ithafen yaptıklarını düşünüyoruz. Bu güzel şiirleri onlara yazdıklarını düşünüyoruz. Evet. Ama tabii erkeklere de beylere de haksızlık etmeyelim efendim. Birkaç tane vardır onlara da yazılan evet, herhalde. Evet, muhakkak iç güzelliklerden de bahseden eserlerimiz var. Biz size bugün Erol Sayan'ın, Tamburi Erol Sayan'ın fidan boylu bir güzeli tasvir ettiği, sözünü de kendisinin yazdığı, o güzelin kaşlarının, gözlerinin ve sözlerinin de ne güzel olduğundan dem vurduğu Segah şarkısıyla merhaba dedik. Şimdi bir Kürdili Cazkar şarkıyla devam edeceğiz. Bir taş plak kaydı. Hikayesini eserin icrasından sonra anlatacağım size. Öncesinde Doktor Efe Kaşıkçıoğlu'nun Kürdili Hicazkar makamındaki taksimine kulak vereceğiz. Thank you.
Evet, Udi Nazmi Bey'in Kürlici Asker eseri bu. Evet, Güftekar'ı kim bilmiyoruz. Belki bilmiyor. De kendisidir yine. Ama şen gözlerden siyah kirpiklere, hikayesi sırma saçlara, gizli tatlı dillere ve en nihayet öpüp de doyulamayacak nermin ellere. Yumuşak, nazik, ince ellerle bitirmiş efendim Güftekar'ı kimse o eseri. Çok ben bu eseri Taş Plak'ta Lale Hanım'ın sesi sayesinde ilk olarak duydum. Derken çok sevdiğim, çok çalışkan bir genç kardeşimiz var. Büyük bir sanatkar olduğunu evet, şimdiden evet. söyleyebilirim. Ahmet'ten bahsediyorsun. Evet, hem hanende hem tamburi kendisi Ahmet Yağmur Kucur. Çok da küçük. Evet, 21 yaşında Maşallah. Daha. Onunla paylaştığımızda, bu eser üzerine konuştuğumuzda kendisinin de eserin notaya aldığını öğrendim. Çünkü ben baktığımda hiçbir şekilde hiçbir yerde notası yoktu eserin. O yazdı, çok istemiştim okumayı. Ve bu bize nasip oldu. Ahmet yazmışken beraber buluşup kaydedelim dedik. Ne büyük bir hizmet. Lale Hanım'dan sonra enstrüman eşliğindeki ilk kaydına imza atmış olduk beraber. Çok şükür. Bu güzel eserin. Artık bol bol okuruz. İnşallah. Çok güzel bir şarkı değil mi? Evet, ben çok beğendim. Daha çok çalınıp okunması dileğiyle efendim. İnşallah. Sen şimdi bize ne söyleyeceksin? Şimdi ben Saadettin Kaynağ'ın bir Hicazkar eseri var. O da böyle güzelliklerden bahsediyor. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir diyor. Hangi renk acaba? Vallahi hangisini seviyorsan o olsun. Hadi bakalım. Buyursunlar. Beni sana
Ah o gözler, ah. Say say bitmiyor. Ne güzel ahlar. Hacı Arif Bey'in ofları Saadettin Kaynağı'nda ahlar meşhur. Evet meşhur. Ve en güzel eserlerinden biriydi. Bize de okuması kalıyor. Şimdi neyle devam ediyoruz? Şimdi senin de bildiğin, senin de çok sık okuduğun. Çok çok sevdiğim Meftun'un olduğum Ey Veci Ahsen diyeceğiz. Güzel bu, yüzden en güzel bahseden eser sanırım. Evet. Gerçekten Veci Ahsen'i öyle güzel bestelemiş ki besteleyen. Kimindi bu eser? Karışık TRT arşivlerinde Ahmet Mithat Güpküpoğlu'nun diye biliniyor. Fakat Refik Talat Alpman'ın bulunan el yazması defterinde de ona ait olduğunu görüyoruz. İki farklı versiyondan söz etmek mümkün yani. İkisi de çok güzel. Sen ikinciyi okumuştun galiba değil mi? Evet. Ben şimdi TRT arşivlerinde olan, notasında olan o eseri okuyacağım. Buyursunlar efendim.
vazgeçilemeyecek denli güzel bir yüzden bahseden çok güzel bir şarkı. Okumaktan her asla sıkılmayacağımız. Her kiminse artık, iyi ki var repertuarımızda, evet. İyi ki bestelenmiş. Çok şükür. Bu arada ilk seslendirdiğim o taş plak kaydından Ahmet'in notayı aldığı eser de öyle. Cüneyt Kosal arşivinde notacı Emin Efendi adına kayıtlı eser. Hı-hı. Ama Lale Hanım'ın okuduğu sahibinin sesi planın üzerinde Udi Nazmi Bey olarak kayıtlı. Evet. Dolayısıyla böyle şaibeli eserlerimiz şey. Var. Ama olsun, okumaktan çok zevk alıyoruz biz. Olsunlar ki biz de okuyalım sıkça. Şimdi ne okuyorsun? Şimdi pek okunmayan, hatta yanılmıyorsam senin de daha önce içinde bulunduğun bir projede Hamide Uysal'ın seslendirmiş olduğu. Evet, Alatürk'ü Korsu'da okumuştum. Ama esasen taş plak kaydı bulunan ilk kaydı bu yanılmıyorsam. Hı-hı. Mahmut Celaleddin Efendi'nin kendisi Hanende ve özellikle nüktedan sözlerden bestelenmiş kantoları, şarkıları sıklıkla seslendirmiş bir erkek okuyucu. Ve devrinde daha çok kadınların okuduğu eserleri de okumuş kendisi. Ben bayılarak dinliyorum. Harika bir hanende, muhteşem bir tavır. Aynen öyle, muhteşem. Ve ondan geçtiğim, ondan geçerek notayı aldığım bir Uşak türkü ya da şarkı bilemiyoruz. Repertuarımızda kayıtlı olmadığı için. Yani Hamide'ye repertuarda var güzel. Olduğu biliniyor ama. Hamide de çok güzel okumuştu. Evet, sen de çok güzel okuyacaksın bunu. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Evet. O zaman bu nükteden sözlü Uşak eseri çalalım, söyleyelim. Ne şeker ne kaymak, gül yüzü aya benzeyen nasıl bir kadından bahsetmiş yazan. Bilemiyoruz artık ama besleyen. Müthiş bir şey olmuş sonuç. Bakalım buyursunlar.
yaşına pek yandım, pek yandım, celvelerine kandım. Evet, güzellik böyle cilveli de anlatılıyor. Evet, edalı, işbirliği cilveli anlatılıyor, değil mi? Kesinlikle. Her şekilde anlatılıyor. Ama sana böyle şarkılar çok yakışıyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten içimiz gönlümüz açıldı. O senin güzel görüşün diyeceğim. Şimdi körler sağırlar yapmayalım. Onlar da güzellik unsuru aslında. Hangisi? Körlük, sağırlık. Bazen evet. Onlar da güzel. Evet. Değil şimdi mi? Biz şeyimize, konumuza dönelim. Evet, şimdi ne diyorsun bize? Mustafa, hangi güzel uzuvdan bahsedeceksin? Nihavend bir eseri var. Kendisi aslında hanende olarak biliniyor. Benim yani, çok sevdiğim bir tavra sahip kendisi. Çok az şarkısı var yani 3-5 tane eseri varmış. Rumeli türkülerini özellikle çünkü harika seslendirmiş. Oralı. Evet, aynen öyle. O 1923'teki nüfus mübadelesi sonucunda ailesi Ayvalık'a taşınmış. Dolayısıyla Rumeli türkülerine de tabii gönlünde o her daim. Ama gerçekte hanende olarak tanınıyor. Evet. Şimdi bir Nihavend'ini okuyalım. Anlatamam bu aşkın hikayesi derindir. Güzel gözlerden bahsettiği şarkı değil mi? Evet. Buyurunuz. Yıllarca inletmiş ya. Güzel gözler. Ya değil mi? Şimdi ben de biraz bütünün güzelliğinden dem vurulan bir eser icra edeceğim. Yine Taş Plak, Deniz Kızı Evtalya Hanım'ın okuduğu ve Kadıköylü Kız olarak, Kadıköylü Kantosu olarak kaydedilmiş bir Refik Fersan fantezisi okuyacağım. Muhteşem eseri. Makam yine Nihavend. Namı diğer Kadıköylü. Hadi bakalım. Buyursunlar.
Evet. Seni gören bir melek sanıyor. Bu güzel eser de Kadıköylülere gitsin diyelim mi? Gitsin tabii. Benim memlekete. Evet. Hamburi Refik Fersan'ı da yad etmiş olduk bu eserle beraber. Evet. Gerçekten artık öyle. Artık programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz sanıyorum yavaş yavaş. Sen bir tane kanto okuyacaksın. Onu sona sakladık. Sona sakladık. O çünkü şimdi güzellerden de vurup vurup kalender meşrep olduğunu iddia ediyor. Eserin ismini söylemeyelim öyleyse. Sürpriz anlayanlar anladı zaten. Sen şimdi çok bilinmeyen bir eser okuyacaksın sanırım bize. Haydar Telhüner'in, Kemani Haydar Telhüner'in bir eseri, Hicaz eseri. Kendisi Erzurumlu. Evet. Ve bütün eserlerinde hem memleket hasreti hem aşk acısı çok çekmiş. Onu anlatıyor bütün besteleri. Onun için galiba biraz da yanık yanık. Ben bütün eserlerini çok kesinlikle seviyorum. Kesinlikle. Harika da okuyorsun. Daha evvel de okumuştun. Estağfurullah. Haydar Telhüner'den bir türkü. Şimdi onu okuyalım bakalım. Çeviri ve Altyazı M.K.
gözlerden ne de güzel bahsetmiş Haydar Bey. Evet, nefis pek bahsetmiş. Çok güzellik unsurundan bahseden eser çaldık, söyledik. Şarkılar, türküler, kantolar. Şimdi yine geliyor, eyvah. Şimdi bir kanto geliyor ve bütün bu güzellik unsurlarını bir araya getirip ama yani biraz şöyle olsun, biraz böyle olsun deyip ben kalender meşrebim diyor. Tam kapanış ya, şarkısı. Ya alçak gönüllü yazan, tamahkar, yetinmeyi bilen biri ama bakın neler istiyor. Ve size bu eserle veda edeceğiz. Bu eser, yani bu bazı kaynaklarda kanto, bazılarında İstanbul türküsü olarak geçen anonim eser, benim çok sevdiğim iki kadın okuyucu tarafından okunmuş plaklara. İlki, ismini sıklıkla burada andığımız Radife Erten hanımefendi. Çok, evet. Diğeri ise benim bayılarak dinlediğim bir ecnebi kadın okuyucu efendim, Roza Eskenazi. 30'larda bir plağı kaydetmiş, tabii Rumca sözlerle. Ve bir de Hanen'de Agopos Efendi, taş plağı, farklı bir araname ve farklı sözlerle okumuş bu eseri. Ama ben bilinen ve Radife Erten tarafından okunan sözleriyle icra edeceğim size. O halde yeniden görüşene dek hoşça kalın diyoruz size efendim, Nevbahar ekibi olarak. Ve bu kantoyla veda ediyoruz. Evet, şimdi televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Hep beraber dans edeceğiz inşallah. Ben de dans edeceğim. Hadi İzin bakalım. İzin var mı? Evet, bu şarkıda, bu eserde var. Buyursunlar. Haftaya görüşmek üzere. Şair olsun, endamı şanlı, sohbeti